Be boş ver, sen ne diyorsun? Fotoğraflayacaksın mı? Yok, sökeceğim. Bir yani, tahminde bulun. Yani ilk fırsatta şey geliyor gözüme ama Plutus değil sapını görünce galiba. Aktaş değil. Değil mi? Bilmiyorum ben. Yani, ben onları zaten karıştırıyorum çoğu zaman. Birbirine çok benziyorlar. Bir de Megacolbia var. Megacolbia biraz daha yerdeki odunların arasında, üstünde de değil, arasında olur. Şimdi ben bunu niye sordum? Şu karşıda da Plutus bu. Plutus. Var benzer yani, türler. Evet, pembe renkten almışım. Yani içleri de daha pembe. Üstleri şey değil ama. Evet, bir de zaten şey lamel evet. Sapı birleşik değil o. Şu karşıda bir tane buldum. Yani düşün bulamadım ben onu. En sonunda hiç alakasız Türkiye'de kaydı olmayan bir tür. Ne? Oradaki mantar. Yok, hangi tür mesela? Bak. Şimdi hatırlamıyorum ama aynen buna benziyor. Tamamen kütüğün üstünde bol miktarda var. Şey gibi, ben karşıdan görünce kayın mantarı zannettim. Ama gittim şapkalı, saplı, normal bir mantardı. Evet. Evet, gene ben düşündüğümden iyi gidiyor. Hava devam. Yani en azından canlı bir şeyler var. Türkiye'nin en uç noktası İnceburun. Baksana 3 tane. Altta da siz şey amanet hanım. Full var, full. Aynen, ben burada buldum işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Sofra kuracağımız yerde bak. Olacak ya. Etrafına bakalım. Yemeğimiz artsın. Abi burası şu alan benim en baba kölek yerim bakın. Ben bu köleğin varlığını bu sahada şey yaparım.
bir tane cezar bulduk ama. Evet. Bir tava ediyor yani. Aynen. Bunu da Emirhan buldu yani. Emirhan. Evet. Böyle böyle bizi bir acemi şansı. Buyurdu ya, sağ olsun. Trabzon'dan geldi. Abi kimin şurası? Salatamız. Biz hepimiz bir ustaya bağlayacağım, unutmayın. Şu. Oradan olay size kadar gelir. Yok yok. Onu kimse yemez. Herkes bağımsız. Herkes kendi şeyini. Bolet, yani çöreklerimiz ve cimşir. Hani belki tanıma tanımlama konusunda kuvvetli de yetkili de olmuştur. Şöyle sakalım. Şemsiye ve un kokulu. Nisan en çok eleştirilen konulardan birisi. Acı değilse, kokmuyorsa bütün ıslalar yenebilir. Hı. Ya arkadaş, bütün türleri bunların zehirli değil. Hiçbirisi zehirli değil. Emetika bile aşırı acı olduğu için kuşkulu zehirlerine sahip. Ne diyoruz? Acıyı çıkarıyoruz arada. Hı. Dolayısıyla emetikadan kurtulduk. Sonra fotens var. Pis kokar, havuç gibi kokar. Yenmez zaten. Yenmez. Yani. Onu da çıkarttık adam. Tamam. Ne kaldı geriye? Gerisi acı olmayan, kötü kokmayan ruslular. Hepsi yenir. Hepsi yenir. Yani yanlış bir şey değil. Sonra itiraz edeceğim. Abi bir görsen nasıl tefe koyup çalıyorlar ya bizi. Orada burada, diğer gruplarda. Haa o şekilde. He. Ondan sonra. Sonra çayır mantarı. Sonra çayır mantarı. Çayır mantarı sıkıntı ya. Abi, inan ki hepsi kötü kokuyorlar. Ya fenol kokusu, ya aseton kokusu, ya mürekkep kokusu var. Hı. Yenmeyenlerde. Yani ısrarla kötü kokmasına rağmen pişirip yiyor millet ve ondan zehirleniyor, biliyor musun? Ya o lezzet, o kötü koku nasıl katlanıyorsun da pişiriyorsun da yiyorsun kardeşim ya? Yeme! Bu kadar mı aç kaldın? Afrika'da mı? Yani bu fazla sürmez. Onu bıraktım. Çiğ yiyeceğiz. Abi bunu ben... Karakola şu anda beyazlaşıyorlar.